Mumların gün içerisinde yükselip düşerek kapanışlarında neye benzediğini, gün içerisindeki fiyatın hareketlerini ve mumların yan yana geldiğinde oluşturduğu desenleri konuştuğumuza göre artık birlikte bir tarama yapmanın vakti geldi diye düşündüm. Hanımlar, beyler hoş geldiniz. Ben Single Line Trader. Trading View yayınında kullanacağımız veri sallayıcısına kayıt olup kendi kişisel izleme listelerimizi oluşturmuştuk. Burada da birlikte oluşturmuş olduğumuz kırmızı listeye ben Borsa İstanbul adını verdim ve bu listeyi görüyoruz. TradingView'un başlangıç paketinde iki tane izleme listesi oluşturma izin verdiğini fakat mobil uygulama üzerinden çok daha fazlasını ekleyebildiğimizi söylemiştim. Şu an size burada kendi oluşturduğum izleme listelerini göstermek istiyorum. Burada oluşturduğum izleme listelerini Borsa İstanbul, Sektör, Viyop, forex izleme listeleri, kripto izleme listesi şeklinde sınıflandırdım. Yaptığım taramalarda izlemeye değer bulduğum hisse senetlerini en alttaki word to watch izlemeye değer olarak isimlendirdiğim listeye aktarıyorum. Buradaki liste gelecek günlerde izlemeye değer olduğum hisse senetlerini bana gösteriyor. Yani 492 tane hisse senedine tek tek bakmaktansa izlemeye değer bulduklarıma bakıyorum. World Watch listesinden izlemeye değer bulduklarımı watch liste aktarıyorum. Watch liste de artık breakout'a günler kalan veya breakout'unu yapmak üzere olan, breakout'unu yapmış onaya dönmüş olanları ise alım vakti listesine, klasörüne aktarıyorum. Bunun başına W koydum çünkü bu üçünün bir araya gelmesini istedim. Alım yaptığım hisse senetlerini de portföye aktarıyorum. Portföye baktığımızda burada Magen olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Magen'i Twitter hesabından paylaşarak alım yaptığımı duyurmuştum. Şimdi birlikte bir tarama yapalım ve izleme listelerimize dahil olmaya değer hisseleri birlikte bir tespit edelim. Farklı stratejilerin burada göreceği farklı desenler ve alım sebepleri olabilir. Fakat ben tamamen şu an single line trade stratejisine uygun bir tarama yapacağım. O yüzden bunu geçiyorum. Bu şekilde tek tek bakmaya başlıyorum. Şuraya koyabileceğim bir tek çizgi olduğunu görüyorum ama bu kadar küçük konsolidasyonlar, bu kadar küçük dengelemeler ardından alım yapmak açıkçası çok fazla hoşuma gitmiyor. Alım kararlarımı daha geniş bir perspektifte kırılamayan dirençler üzerinde yoğunlaştırıyorum. Yine de örnek teşkil etmesi açısından ilk etapta adeseyi buradan adeseyi ekle, World to watch izlemeye değer. Belki gelecek günlerde direkt breakout yapar. Belki buradan tekrardan bir aşağıları dener. En azından çizgimiz burada dursun. Bir sonraki baktığımızda en azından bize bir fikir versin. Aslına baktığımızda birçok hissede benzer oluşumlar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şu şekilde çizgileri koyarak izleme listesine eklemeye devam edebiliriz. Ama başta da dediğim gibi ben direkt bu şekilde buralardan oluşacak bir breakout'la alım yapmaktan çok hoşlanmıyorum. Bu şekilde bunu da izlemeye değer bulabiliriz. Buradan düşmeye devam eder ya da döner breakout yapar. Bu bizim için şu an çok önemli bir nokta değil. Biz sadece izlemeye değer bulalım. İzlemeye değer. Neticede burada bir single line oluşumu var. Daha önce yaptığım bir taramada 1 2 3. denemesinde geçilemeyen bir seviyeyi 4. denemesinde breakout'la aştığını görüyoruz. Burada alım yapılabilirdi. Şöyle yaklaşık %12'de kar bırakabilirdi. Ama alamadıklarımızın ardına düşüp vah tüh. demek yok devam. Şu da yapılabilir. Daha önce geçilemeyen direnç seviyelerinin gelecekte destek olarak çalışmaya başladığını biliyoruz. Burada yapılacak bir backtest veya paper trading işleminin ardından eğer gerçekten bize güzel bir risk kazanç, risk ödül oranı vaat ediyorsa breakout'un ardından tekrardan düştüğü seviyede burada bir yeşil mumla belki tekrardan alım yapılabilir. Bunun için gelecekte bir backtest yapabiliriz. Ama şu an için stratejimde böyle bir işlem yapmak yok. Özden geçiyorum. Burada bir tane daha benzer oluşum var. Buraya bunu da izlemeye değer bulabiliriz. Bu şekilde tek tek bakarak gerçekten biraz zaman kaybı veya angarya bir iş yapıyormuş gibi görünebilir. Birçok arkadaşıma tanıdığıma söz ettiğimde bunu angarya olarak buluyor. Ama Zaman içerisinde bu angaryalar göz hafızası oluşturuyor. Yani baktığınız yerde bu single line oluşumunun veya işlem yapmaya karar verdiğiniz setup'ın oluşumunun başladığını direkt görebiliyorsunuz. O yüzden faydalı buluyorum. Tek tek bakmayın. Yine de yaklaşık 500 tane hisseye bakmak zaman alacak. O yüzden ben en azından karşıma çıktığında izlemeye değer bulduklarımı veya bir breakout oluşumu olduğunda o hisseleri göstererek ilerleyelim. Diğer türlü bir video süresi çok fazla uzayacak. Burada bir tane daha buldum. Bunu da ekliyorum. Arçelik'te de benzer güzel izlemeye değer bir setup var. Az önce söylediğim gibi esasında bu şekilde daha da zamana yayılmış bir konsolidasyon bölgelerini izlemek benim daha çok hoşuma gidiyor. Şuradaki şu ihlal aslında hiç hoşuma gitmiyor. Beni rahatsız eden bir şey. Bu sanırım birazcık benim takıntılı kimliğimden, kişiliğimden kaynaklı. Ama yine de izlemeye değer bul buluyorum bimi. Hatta şöyle yapabiliriz. Buraya bir dikdörtgen atabiliriz şu şekilde. Böyle çok çok daha iyi. Tam bir aksel Kibar tarzı. Daha önce 3 farklı bölgede üzerine çıkamamış fiyat buradan bir satış yemiş. Ben yine de bunu izlemeye değer listesini alıyorum. portföy hemen almayacağım, hemen satın almayacağım. Fakat ilerleyen dönemlerde bu tekrardan buraya döndüğünde, breakout'a yaklaştığında en azından çizgimiz yerinde bulunsun, işlerimizi kolaylaştırsın. Evet, benim en çok hoşuma giden görünümlerden bir tanesi bu. Çünkü zamana yayılmış bir direnç var. Fiyat kendini üstüne atamıyor bir türlü. Daha önce 3 kere denemiş ve yaklaşık 63 çubukta meydana gelmiş. Bu gayet güzel. O yüzden bunu World to watch listesine alıyorum. İlerleyen dönemlerde yakın izleme listesine de alacağım. Bu da az önce gösterdiğimize benzer bir setup. Çizgiyi buraya koyduğumuz zaman her şey çok net. Giriş noktası net, çıkış noktası net. Fakat yine de bu setup'ta hoşuma gitmeyen şey daha önceki zirvenin aşılamamış olması. Yine de izleme listeme alıyorum tabii ki. Bir tane daha net bir tek çizgi bırakabileceğimiz grafik. Burada bir önceki neden azalan burada 1, 2, 3 bölge var Bunların risk kazanç oranları daha düşük olabiliyor tabii ki. Ama yine de izlemeye değer. Buraya gelmişken şu an fark etimi çekti. Bu İhlas grubunun bir hissesi umurumuzda mı? Değil. En sevdiğim değil ama zirvede olması bakımından izlemeye değer. Burada da temiz görünen bir oluşum var. Şuradaki daha önceki ufak ihlaller beni rahatsız ediyor. Muhtemelen bu benim obsesife yakın kişiliğimden dolayı ama burada baktığımızda aslında bunu şöyle yükselen üçgen yapısına da dönüştürebilmek mümkün. Ama şu çizgi benim açımdan hiçbir anlam ifade etmiyor. Genel olarak da ne anlam ifade ettiğini kendimce akıl erdiremiyorum. Çünkü önemli olan bu. Bunu açtığı zaman hisse yüzümdür. İzleriz yani. Sabırla avımızı bekleriz. Yeri gelmişken göstereyim. İskenderun Demir Çelik'te de şöyle çok güzel bir single line oluşumu varmış. Devamında yukarı patlamış gitmiş bir şekilde. Yani bu depremle bağlantılı denilebilir. Herhangi bir sebep atfedilebilir. Problem değil. Burada single line vardı. Sevdiğim bir oluşum daha. Bunu da izleme listesine ekliyorum. Arada eklediğim farklı hisse senetleri de oldu. Zaten onlara en son birlikte tekrardan bakacağız. Burada son olarak yayla gıda'yı da izlemeye değer buluyorum. Word watch listeme ekliyorum. İlk olarak 492 tane hisse senedi vardı elimizde. Bunları tarayarak izlemeye değer bulduklarımızı filtreleyerek 41 tane düşürdük. Bu 41 taneye hızlıca birlikte bakalım. Hoşumuza gidenleri de watch list ve alım vakti listesine birlikte aktaralım. Örneğin bunu watch liste ekleyebiliriz. Daha yakından izlememiz gerekebilir. Çünkü direnç çizgisine çok yakın. Breakout gerçekleşme ihtimali görece daha yakın. Bunu bekletebiliriz. Bunu da bekletebiliriz. Burada da örneğin daha önce şurada fake bir breakout yapmış ve aşağıya salmış. Yani bunu yakından çok çok yakından izlememize gerek yok ama izlemeye değer. En azından direnç seviyesi kendini tanımlamış. Aynı şekilde alerko Gayrimenkul'da de aynı mantık geçerli. Arçelik gayet yakın. Bunu da yakın izleme listemize alalım. Watch liste. Aztek aynı şekilde. Bunu da yaklaştıralım. Bim şu an çok yakın değil. Ama burada gayet tanımlı bir konsolidasyon bölgesinin içerisinde. O yüzden bunu da izlemeye değer buluyorum. Dardanel burada kalsın. Doğuş gayrimenkul alım seviyesine çok yakın. Buradan aşağı salabilir, salmayabilir. Problem değil. Zaten direkt bunu almayacağız. Belki de buradan aşağı yukarı şu destek seviyelerine kadar çekilecek. Bunu bilmiyoruz. Bize de zaten direkt atlayıp alım yapmıyoruz. Tarama listesinde gördük diye. Breakout olmazsa olmaz. Breakout yoksa biz de yokuz. Eğer suyu da alabiliriz. Yani buradan baktığım zaman düşme ihtimali yükselme ihtimalinden daha yüksek görüyorum. Ama yine de yakından izleyelim. Gentaş olduğu yerde kalsın. Gerel mesela bu da breakout'una yakın ve bahsettiğim gibi sevdiğim bir setup. Bunu da aynı şekilde yakın list izleme listesine alalım. Hitit bilgisayarı alabiliriz diye düşünüyorum. Yani burada baktığımız zaman biraz uzun atarak bizim single line'ın üzerinde kapatış yapan yani breakout'u gerçekleşen bir hisse var. İsfaj. Bunu şu şekilde direkt alım vakti listesine alıyorum. Pazartesi günü fikrim değişmezse bir aksilik çıkmazsa stop seviyesini de şuradan ya da şuralardan tanımlayarak pozisyon büyüklüğünü ayarlarım ve işlem açarım. İşlem açarsam zaten Twitter'dan grafiğini de paylaşırım. Bu da gayet yakın. İzleyelim. Yani bir başka örnek. Şu an aslında breakout'una daha çok var. Hissenin bulunduğu yer itibariyle %18 daha yükselmesi gerekiyor ki biz bunu alıma değer bulalım ve alalım. Ama yine de buradaki direnç seviyesi, bizim tek çizgimiz, single line'ımız gayet net bir şekilde tanımlı olduğu için izleme listemizde dursun. Burada şunu da göstereyim. Burada daha önce iki kere geçemediği bir seviye var hissemizin. Bir gün geliyor gepli bir şekilde üstünden açıyor İşte gün sonu kapanışını beklemekte bu yüzden önemli Ben burada atlayıp Nasılsa üstüne attı saat şu an sabah 11'i fark etmez deyip Alım yapsam ve Gün sonunda bana direkt burada Açıldığı yerden Sonra yüzde 15 zarar yazacak Yani Mesela benim stopumu da şuraya koyduğumu farz edecek olursak Direkt stopumun altında bir Zarar yazacak bu da portföyde beklenen getiride bir slipaja, bir kaymaya sebep olacak. O yüzden gün sonu kapanışını beklemek her zaman için önemli benim açımdan. Bunu da yakın izleme listesine alabiliriz. Daha önce bahsettim mi hatırlamıyorum ama burada küçük bir hilal olmuş. Bu hilaller beni çok rahatsız ediyor. Ama yaptığım testlerin ardından bunlardan rahatsız olmamam aslında üzerine gidip tekrardan alım yapmayı denemem gerektiğini fark ettim. O yüzden şu an rahatsız hissettirse bile birazcık bunu aşmaya çalışıyorum. Bir diğer örnek Kızılbük Gayrimenkul. Bunun da çok fazla zamanı var. Migros'a baktığımızda yani yakın sayılabilir. O yüzden alalım izleme listemize. Menderes Tekstil gayet yakın. Bunu da şimdilik watch liste alıyorum. Ama sarı çizginin üzerinde kapatmış olsaydı yani sarı çizgi şu an 7.65 seviyesinde. Fiyat 7.59 seviyesinde. Arada alt kuruş var. Alt kuruş yukarıdan kapatmış olsaydı alım vaktine ekler. Pazartesi günü alım gerçekleştirirdim. Ama bu breakout henüz gerçekleşmediği için yakın izlemede takip etmekte fayda var. Daha önce de söyledim sanırım. Bunlar çok çok hoşuma giden setuplar değil. Çünkü burada bir breakout olsa burada bir direnç var. Burada breakout olsa burada bir direnç var. Burada bir breakout olsa burada all time high var. Yani tüm zamanların en yüksek seviyesi. Önünde çok fazla engel var. Öncelik olarak bunu tercih etmiyorum. Ama yine de izleme listemizde bulunsun. Çünkü burada tanımlanmış bir direnç seviyesi görüyoruz yatay olarak. Burada da panel sanda aslında bir breakout gerçekleşmiş. Yani ben bunu görseydim perşembe günü alım yapardım burada. Ama alım yapmadım görmedim çünkü. Ertesi gün satış yemiş. Ben bunun stopunu net olarak buraya koyardım. Kırmızı olarak seçelim. Panelsan'ı da ben yakın izleme listesine dahil ediyorum. Bir sonraki mumda tekrardan sarı çizginin üzerinde bir kapanış olursa bu hisse senedini alırım. Alırsam Twitter'da duyururum. Sarkusyan aslında bunu da yakın izleyebiliriz. Çünkü burada aşağıdan gerçekten bir toparlanma gelmiş. Alıcılar daha iştahlı diye düşünüyorum. Bunu da alalım. Bir breakout gerçekleşirse gireriz işleme. Tek feni de alabiliriz. Yakın izleme listesine tur olduğu yerde kalsın uşak daha önce anlattığım gibi burada yataşta da gerçekleşen bir breakout var bunun da stopunu şuradan tanımlı olarak koyalım pozisyon büyüklüğünü ayarlar pazartesi günü işleme gireriz bir aksilik olmazsa pardon alım vaktine koydum ve son olarak yayla gıda bunu da yakından izlemekte fayda var. Böylelikle ne yapmış olduk? 492 tane hisse senedinin arasından 41 tanesini belirleyerek kendi izleme listemizi oluşturduk. Yani borsa istediği zaman değil, biz istediğimiz zaman oyunun içerisinde olacağız. O yüzden 41 adete kadar düşürdük. Yakından izlemek istediklerimizde filtrelediğimizde 15 tane hisse kaldı elimizde. Bunların hepsi her an breakout'unu gerçekleştirebilir. Bizim için uygun koşulları oluşturabilir. Biz de oyuna gireriz. Tek tek üzerinden geçmeye bir kez daha gerek yok. Alım vakti gelen iki tane hisse belirledik. Bunlardan bir tanesi İzmir Fırça. Breakout olmuş. 2 kuruşta da olsa sarı çizginin üzerinde kapanışını yapmış. Yataş'ta da zaten gayet net bir breakout vardı. Tarama ve takip listesi yayınımızın sonuna geldik. Burada bitireceğim şimdilik. Bu tür tarama yayınlarını canlı yayında hep birlikte katılımlı olarak, interaktif olarak yapmak daha faydalı olur mu? Bunu yorumlarda belirtin. Eğer bu şekilde yapmak daha çok faydalı olacaksa bir sonraki yayını canlı yayın olarak planlarız. Önümüzdeki haftada herkese bol kazançlar diliyorum.